İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar matematik dersindeyiz. Sayı örüntüsü. Şimdi aşağıdaki önce resmi inceleyelim diyoruz. Hemen resmi incelersek bakıyoruz. Burada bir tuğlalar var. Tuğlalardaki sayılar burada birken 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani birer tane artarak devam etmişiz. Resimdeki tuğlaları sıralanırken her aşamaya kaç tuğla konulmuştur? Birer tuğla. Tuğla sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir artarak devam ediyor diyorum. Evet zaten kolay geçen yılki öğrendiğimiz konu aşağıdaki örüntü inceleyelim diyor. 5-6-7 adımlardaki örüntü ne olur? Ne olmuş diyor. Çubuk sayısını bulalım diyor. Şimdi burada birinci adımda 3 taneymiş. İkinci adımda ne yapmış? 2 tane artarak 5 olmuş. Üçüncü adımda 2 tane artarak 7 olmuş. E, dördüncü adımda 2 tane artarak 9 olmuş. E, bunu devam ettirin diyor. Gördüğünüz gibi ikişer tane artarak devam ettiği için ne olmuş? Aşağıda da bunu gösterin. 5. adımda da 2 tane artınca 9 artı 1 11 6. adımda 11 artı 2 13. 7. adımda da 13 artı 2 eşittir 15 şeklinde olmuş. Yani kuralını belirleyip devam etmek gerekiyor. Şimdi yine başka bir örnek var. Hemen örnekten üzerinden gidiyoruz. Birinci adımda 3 olan ve her adımda 3'er artan sayı örüntüsünü oluşturalım. Böyle bir kural verilmiş bize. Birinci adımda 3. Evet bulduk sayıyı. Ve 3 artacağı için 6, 3 daha artmış 9, 3 daha artmış 12, 3 daha artmış 15. Birinci adımı 3 ile başladı. Evet başladı. Her adımda da bir önceki sayıya 3 eklenerek devam etti diyor. Böylelikle diyor her adımdaki tuğla sayısı arttı. Oluşturduğunuz örüntüyü küplerle modelleyelim diyor. Aynı yukarıdakinin yani 3'tü, 6 oldu, 9 oldu, 12 oldu, 15 oldu. Bu şekilde ne yapmış? Kutular şeklinde göstermiş küpler şeklinde. Örnek, 3. örnekte aşağıdaki örüntüyü inceleyelim. Örüntüde 4, 5 ve 6. adımlarda kullanılacak çubuk sayısını bulalım diyor. Birinciye baktığımız zaman 19 tane çubuk var. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane. İkinci adımda ne olmuş? 3 tane eksilmiş, 16 olmuş. Üçüncü adımda 3 üç tane eksilmiş, 13 olmuş. Yani her seferinde 3 tane azalarak gidiyor diyebiliriz. Burada da ne yapmış? Dördüncü adımda 13'ten 3 üç çıkarsa 10 tane olur. Beşinci adımda 10'dan 3 çıkarsa 7 tane olur. Altıncı adımda 7'den 3 çıkarsa 4 tane e, sayma çubuğu olur. Kare kodu okunarak diyor verilen sunumunuzu izleyebilirsiniz. Sunumu izleyebilirsiniz. Bununla ilgili anlatılan dersi video üzerinde izleyebilirsiniz diyor Edo üzerinde. Bunu yapabilirsiniz. Konu değerlendirmeye geldik. Hemen buradaki de işlemler çok kolay. Birinci adımda 3 tane var. İkinci adımda 6 tane olmuş. Artı 3 tane artırılmış. Artı 3 tane artırılmış. Gördüğünüz gibi. Ve sonra artı 3 tane artırınca 12'yi buluyorum. Yani şuradaki çubukları sayıyoruz. 3, 6, 9, 12 tane olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki bilgilerde oluşturulmuş örüntüyü inceleyiniz. Örüntünün ilişkiyi belirleyiniz diyor. Örüntünün 5, 6 ve 7 ve 8. adımlarda kaç tane olacağını bulunuz diyor. Birinci adıma baktığımız zaman bir tane var. Sonra 4 tane konulmuş 5 edilmiş. Yani 1'miş 5 olmuş. Yani 4 tane artırılmış. Tekrar 4 tane artırırsak 9. 4 tane 9'u 4 tane artırırsak 13. 13'ü 4 tane artırırsak 17. 4 daha artırırsak 21. 4 daha artırırsak 25. Ve 4 daha artırırsak 29. Yani arasındaki artırma sayıları 4. 5. 6. 7. ve 8. adımları da burada göstermiş olduk. Boncukları çizmiyorum çünkü çok geri kaplayacağı için bu şekilde geçiyorum. İsterseniz siz isterseniz boncuk çizebilirsiniz. Düğmelerle oluşturulmuş aşağıdaki örüntüyü inceleyiniz. Örüntünün 4, 5, 6 ve 7. adımlarında kullanılacak düğmeleri sayısını bulunuz diyor. Birinci adıma baktığımız zaman 2 tane düğme var. İkinci adımda 4'e çıkmış. Sonra 6'ya çıkmış. Yani bakıyorum 4 ile 2 ile 4 arasında 2 sayı var. 4 ile 6 arasında 2 sayı var. Demek ki ikişer ikişer artarak devam ediyor. 6'yı da 2 daha artırırsak 8, 2 daha artırırsak 10, 2 daha artırırsak 12, 14. 5 6. adım 7. adım ve 8. adım. 7. adım daha doğrusu. 5, 6 ve 7. adımlar. 4, 5, 6, 7. adımlar olduğunu görmüş olduk. Şimdi aşağıdaki sayı örüntülerini 4 adım devam ettiririz. Yani 4 defa daha ileriye doğru götürürüz diyor. Bakıyorum önce 42, 38 olmuş. Hmm. Sayıda ne var? Düşme var. Ne kadar düşmüş? 4 sayı. Eksi 4 diyorum. Sonra 38'den 34'e eksi 4. 34'ten 30'a eksi 4 yani çıkarılmış 4 tanesi. 26, 4 çıkarırsam 22, 4 çıkarırsam 18, 4 çıkarırsam 14. 29 ile 26 arasına bakıyorum. 3, eksi 3 çıkarılmış. 3 çıkarılmış ve 3 çıkarılmış. Yani çıkarmış işlemi yapacaksın 3'er 3'e. 20'den 3 çıkarırsam 17, 17'den 3 çıkarsam 14, 14'den 3 çıkarsam 11, 11'den 3 çıkarsam 8 olarak bulmuş oldum. 5. adımı 4 olan ve her adımda 5 artan sayı örüntüsünü oluştururuz. Bu sefer ilk başlangıcı 4 olacak ve ondan sonra hep 5 artacak. 4, 5 daha 9. 9, 5 daha 14. 14, 5 daha 19. 19, 4, 5 daha 24. 24, 5 daha 29. Yirmi yirmi Bu şekilde ne yaptım? İlerletmiş oldum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.